Değerli izleyenler, TOG'la alakalı merakla bekleyen bir kesim var. Onlara hemen güzel haberi verelim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu tarih verdi. Dedi ki Mart ayında Türkiye yollarında olacak. İnşallah Mart ayında TOG'umuzu hep beraber göreceğiz değerli kardeşlerim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu Tekirdağ'daydı. Bir dizi açılışa katıldı. Ardından Yahya Kemal Bey adlı kültür merkezindeki Tekirdağ'ın parlayan yıldızları vergi ödül törenine konuk oldu. Hısarcıklıoğlu törende yerli ve milli aracımız TOG'la ilgili konuştu. Mart ayını işaret etti. İlk çıkışta %51 yerli malı olmak üzere Allah nasip ederse fabrikasını 29 Ekim'de inşallah Gemlik'te açacağız. Türkiye'nin yollarında, Tekirdağ'da da inşallah Mart ayında TOG'umuzu hep beraber göreceğiz değerli kardeşlerim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için bir dizi çalışma yürüttüklerini söyledi. Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan Nebati büyükelçilere bir de çağrı yaptı. Dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmeler ve ülkelerin dış politikalarına etkisi 13. Büyükelçiler Konferansı'na masaya yatırıldı. Bu kez konferansta büyükelçilere seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati oldu. Bakan Nebati, yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için bir dizi çalışma yürüttüklerini söyledi. Büyükelçilere çağrı yaptı. Yol haritası niteliğindeki Türkiye uluslararası doğrudan yatırım stratejisini yayımladık. Türkiye ekonomi modelimizi görevli olduğunuz ülkelerdeki ilgili taraflara aktarmanız talebimizdir. Ülkemizi hem yurt içi yatırımcılar hem de uluslararası yatırımlar için cazip hale getirmek amacıyla kapsamlı teşvik ve destek mekanizmalarını geliştiriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı, küresel çapta yaşanan pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu krizlerin ülke ekonomilerine etkisini de değerlendirdi. Türkiye'nin bu dönemde diğer ülkelere oranla az etkilendiğini söyledi. Ülkemiz 2022 yılı ilk çeyreğinde de %7,3 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen 3. ülke olmuştur. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ve birçok gelişmiş ülkede resesyon ihtimali konuşulurken 2022 yılının ikinci çeyreği ve sonrasına ilişkin öncü göstergeler ülkemizde ekonomik büyümenin devam ettiğine işaret ediyor. Bakan Nebati pandemi sonrası turizm gelirlerinde de toparlanma olduğunu söyledi. Turizmde de önemli bir toparlanma kaydetmiş durumdayız. Bu yıl sonunda da turizmden 37 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmeyi öngörüyoruz.